İmar Panosu izleyicileri merhaba. İstanbul Şişli'nin efsane belediye başkanı ve Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanı Sayın Mustafa Sarıgül ile birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Takip ediyorum. Özellikle imarla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili çok değerli görüşlerinizi, düşüncelerinizi yurttaşlarımızla buluşturuyorsunuz. Çok geleceğin konusudur. Onun için ben de ülkemizde özellikle doğaya, çevreye, kentsel gelişime önem verdiğiniz için kutluyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Sarıgül, İstanbul Şişli'de çok uzun süre ve çok sevilen bir başkan olarak görev yaptınız. Şişli'de kimi sorsak, kime sorsak mutlaka sizin isminizi söyler ve güzellikle anar. Şişli'ye çok hakimsiniz, İstanbul'a çok hakimsiniz. İstanbul bölgesindeki konut fiyatlarındaki artışı, kiralardaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrenciler ev bulamıyor, ücretliler ev bulamıyor. Ne diyorsunuz? İstanbul'da artık her geçen gün özellikle büyük şehirler maalesef yaşanamaz hale geliyor. Bir yerden bir yere, Ankara'dan İstanbul'a 3 saatte geliyorsunuz. Şöyle bir Pendik'ten Silivri'ye gidin bakayım, aynı 3 saatte gidebiliyorsunuz. Bu da neyi getiriyor biliyor musunuz? Büyük şehirlerin sorunlarını büyük şehirde çözemezsiniz. Büyük şehirlerin sorunlarını Anadolu'da çözersiniz. Anadolu'dan büyük şehire göçü önlemek lazım. Bunun için de Anadolu'da tarımı, hayvancılığı, doğayı, turizmi, tekstili, efendime söyleyeyim, teknolojiyi geliştirirsek biz İstanbul'a göçü engellemiş oluruz. İstanbul aynı zamanda bir de son dönemlerde bir göç dalgası münasebetiyle Suriye'den, İran'dan gizli birçok yerden gelen binlerce insan olduğu için de talep var ve fiyatlar da alabildiğine yükseliyor. Bir üniversiteye gelen evladımız 2000 lira kira veremez. 4 kişi, 5 tane çocuk bir araya geliyor ki bir ev tutsunlar diye. 4 tane genç de bir araya geldiği zaman o apartmanda oturan aileler de 4 tane genç olduğu için onlara da yer vermek istemiyor. Evet. Birçok sosyal problemlerle beraberiz. O nedenle bana göre ülkeyi yönetenlerin, iktidarın bunu tekrar gözden geçirmesi lazım. Bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Büyük şehirlerin sorunu Anadolu'da çözülür. Kentsel dönüşümde geç mi kalındı? Konut üretiminde alternatif üretim yapılmadı mı? Özellikle orta ve alt gelir grubu için. Yani kusura bakmayın, bu kentsel dönüşüm lafını biz kentsel gelişim olarak değiştirelim. Ben size çok üzüldüğüm bir şey anlatmak isterim. Buyurun. Bir Fikirtepe projesi oldu. Hı hı. Fikirtepe'de iki katlı, üç katlı gecekondular vardı. O insanlar kentsel dönüşüm olsun diye kendi yerlerine müteahhite verdiler ve müteahhit oraya 25 kat yaptı. O 25 katlı evde yaşamakla iki katlı, üç katlı, dört katlı evde yaşamak farklı bir şey. Kentsel dönüşüm değil, kentsel gelişimde sistem koymak lazım. Bir kere 6 katı, 5 katı, 4 katı geçmeyecek ki o komşuluk orada gelişsin, o komşuluk orada başka bir nokta olsun. Siz şu anda düşünün ki o mahallede baktığınız zaman 1200 tane daire varken bir anda 16 bin daire oldu. 16 bin daire olduğu zaman aynı altyapı oldu, aynı sokaklar oldu, aynı trafik oldu. O insanlar, o 1600 kişi, 16 bin kişi de oraya gelince yabancılaştı, kendi yaşadığı mahallesinden oldu. Kentsel gelişimde o mahallenin doğal dokusunu bozmamak lazım. O mahalledeki anıları yıkmamak lazım. Ben bazen bakıyorum mesela, diyorlar ki işte bu tiyatroyu yıktık, yenisini yaptık. Ya yenisini yaptın ama ben o koltuğu görmek istiyorum, o sahneyi görmek istiyorum. O sahnede benim anılarım var, o sahnede Hulusi Ketmen'in anısı var, o sahnede Müjdat Gezer'in anısı var, o sahnede efendime söyleyeyim Çolpan İlhan'ın anısı var. Onun için bunu biz kentsel gelişim olarak yapmamız lazım. Bu fikri tekrar değiştirmemiz lazım, bunu gözden geçirmemiz lazım. Bir kentsel dönüşüm diyoruz. Orası 5 katlıysa yanına hiç olmazsa bir 10 kat yapıp aynı yerde şey yapmak lazım. Ama onu birleştirip alıp da bir başka yere götürdüğünüz zaman o inanın ki sosyal dokuyu çok önemli ölçüler içerisinde sıkıntıya sokuyor.
Peki efendim, Türkiye'yi geziyorsunuz, illeri, hatta köyleri, kasabaları. Oradaki konut projelerini, oradaki inşaatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin sel felaketlerine dikkat çekmek istiyorum. Depremlere dikkat çekmek istiyorum. Ülke olarak depreme, sele, yangına, yani büyük felaketlere karşı koyabilecek, doğal afetlere, doğa olaylarına karşı koyabilecek duruma geldik mi? Buraya gelmemiz için Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı kurmamız lazım. Türkiye deprem bölgesinde, Türkiye doğal afetler bölgesinde. Geçen ben gidip baktığım zaman Kastamonu bölgesine, Bozkurt'a, Sinop'a baktığım zaman, Bartın Karabük bölgesine baktığım zaman, o bölgede daha yaklaşık olarak 40'ın üzerinde aynı şekilde dere var ve dere yatağında yapılan binalar var. Bunları bir sel gelmeden, o insanlar ölmeden Allah korusun tedbir almamız lazım. Sel geliyor, oraya gidiyoruz, geliyoruz. Sonra aynı şey unutuluyor. Olmaz. Türkiye doğal afetler ve deprem açısından bu kuşaktayız. Bu bir genel müdürlükle yürütülemez. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nı kuracağız. Biz daha deprem olmadan, insanlar ölmeden çare bulmamız lazım Allah korusun. Mesela Elazığ, insanlar öldükten sonra tekrar yeni bir yer yapıyoruz. Yaparken de ufak yapıyoruz. Ona bakmamız lazım. Biz yavaş yavaş deprem bölgesindeki o dokuyu başka yere taşımamız lazım. Evet. Onun için bu bir genel müdürlükte olmaz. Türkiye Değişim Partisi'nde Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nı %100 kuracağız. İzmir'deki depremde sağlam görünen bir bina çöktü. İstanbul'da da Zeytinburnu'nda hatırlarsınız binalar kendiliğinden çökmeler yaşandı. Sizce mevcut binaların kontrolü yeteri kadar yapılabiliyor mu? Şu anda yeteri kadar yapılamıyor. Yapılması lazım. Ve bunun için de ben belediye başkanı olduğum dönemde kendi bölgemde Boğaziçi çeşitli üniversitelerden deprem mühendislerini alarak o bölgenin jeolojik altyapısına bakmak lazım. Jeolojik altyapısını değerlendirmek lazım ve depreme dayanıklı olmayan binaların da süratle güçlendirilmesi, hatta mümkünse yıkılıp yeni baştan yapılması lazım. Yapılırken de acaba o kuşak deprem fay hattında mı değil mi, ona da bakmak lazım. Efendim çok teşekkür ederiz sorularımızı cevaplandırdığınız için. Son olarak izleyicilerimize, İstanbullulara, bütün Türkiye halkına ne söylemek istersiniz? Kentsel dönüşüm değil, kentsel gelişim. Bütün siyasi partiler bir araya gelip büyük şehirlerin sorunu büyük şehirde değil, büyük şehirlerin sorununu Anadolu'da çözeriz. Mutlaka Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı kurulması lazım. Özellikle İstanbul'un belli bölgeleri, Allah korusun, deprem kuşağındayız. O bölgedeki bu kuracağımız Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı belediyelerle de işbirliği yaparak o mahallelerdeki yapı stoklarını incelemeleri lazım. Şimdi o Zeytinburnu'nda ve İzmir'deki binalar muhtemelen 1970 yıllarında yapılmıştır. O tarihte yapıldığı zaman hazır beton yoktu. Elle karılan betonlar vardı. Deniz kumuyla yapılan betonlar vardı. İstanbul'un büyük bir bölümü de 70, 60 hatta 80'den önce yapılan binaların çoğu bu şekildedir. Bunların tamamına bakmak lazım. İnsanlar öldükten sonra tedbir almanın bir anlamı yok. Can yerine gelmez. Onun için şimdiden deprem olmadan tedbirlerini sağduyulu olarak almamız lazım. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Efendim Mustafa Sarıgül'le çok önemli, çok gerçekten önemli konulardaki görüşlerini aldık röportajımızda. İmar panosunda kalın, abone olun, özel röportajları kaçırmayın. Çok teşekkürler tekrar.